Ben Şef Kemal Can Yurttaş. Kısık Ateş'in Şef'e Meydan Oku serisinde ben de varım. Şef Murat Yıldız'ın bu davetini kabul ediyorum ve ona ithafen bugün de biraz böyle Anadolu'nun eski uygarlıklarından olan Hititlere biraz ithafen bir tabak yapacağım. Tabağımda asıl amacım onların düğün yemeklerinde yaptıkları hallantiye dedikleri bir ürün var. Aslında günümüzde baktığımızda keşkeğin ilk versiyonu diyebiliriz. Burada önemli olan keçi sütüyle beraber buğdayı pişiriyorlar. Ve bunları da genellikle düğün yemekleri, resmi törenlerde Hititler kullanmışlar. Onların yanında beraber kümes hayvanları da çok önem göstermişler. Kümes hayvanları deyince tabii ki de dünya literatüründe ilk üçte olan bugün ördek magret kullanacağız, ördek göğsü kullanacağız. Şimdi hepsine başlayalım. Şimdi yemeğimize başlarken ilk öncelikle bir ördek stok, ördek suyu çıkartmıştım. Ördeğin kemiklerini ilk önce kısaca anlatayım çünkü uzun süren bir aşaması var. Ördeğin kemiklerini ilk önce fırında güzelce bir karamelize ettim. Yüksek derecede, 250 derecede. Ardından normal mirpuğa sebzelerle beraber yaklaşık 8 saat boyunca kaynattım. Buradaki kaynama suyunuz kesinlikle içme suyu olması lazım. Bu bile tat dengesini tamamen değiştirebiliyor. Şimdi suyu biraz daha ben çektirmem lazım. Biraz sos kıvamına getirmem lazım. Burada tavamın altını açıyorum. Ördek suyumu tamamen ekliyorum. Şimdi tamamen kaynamasını sağlayacağım. Ne kadar çok kaynarsa içerisinde buhar atışından dolayı koyulaşmaya başlayacaktır. Biraz lezzet katsın diye içerisine çok az Worcestershire koyacağım. Worcestershire diye geçer. Çok lezzetli bir sostur. Hem tuz dengesini dengelemesi için biraz ondan ekledim. Şimdi ikinci etabımda tabakta bir tane toprak kullanacağım. Bu toprağı yaparken soğanları önceden yaktım. 300 derecelik bir fırında soğanlarımı güzelce ilk önce slice doğradım. Sonra tamamen fırına atıp 300 derecede bunları simsiyah yanıncaya kadar bekledim ve ardından soğuttum. Bununla beraber eşdeğer olarak biraz da ekmek kırıntım var. Panko diye de geçebilir. Ekmek kırıntısıyla soğanlarımı karıştıracağım ve bir toprak haline getireceğim. Tamamen o eski usulü aslında tabağımda yansıtmak için bunları yapacağım. Şimdi bundan başlayalım. İlk önce biraz ekmek kırıntılarımı sarımsakla beraber güzelce böyle biraz tereyağında kavuracağım. Biraz renk almasını sağlayacağım. O golden dediğimiz hafif biraz sarımsı olmasını sağlamam gerekiyor. Tavamı alıyorum. Hafif biraz tereyağı kullanacağım. Lezzetli olması için. Sosum da kaynamaya başladı. Ne kadar çok çekerse, ne kadar kıvam koyulaşırsa benim için o kadar iyi olacak. Şimdi biraz tat dengesini vermem için biraz sarımsak içerisine doğrayacağım. Elimle kırıyorum. Bir diş yeterli olacaktır. Çok da fazla öne geçmesini istemiyorum. Çok baskın bir tadı vardır sarımsağın. Çok ince doğramam lazım. Ekmek kırıntısının arasında ağza gelmemesi gerekir. Bildiğiniz çop edeceğim. Tereyağını böyle şeylerde yaparken en önemli şeylerden birisi de brown butter yapmak. Yani biraz yakmak, kahverengi hale getirmek. Çünkü tereyağının içerisinde süt oranı biraz yüksektir. Aslında o süt oranını tamamen yakıp o güzel bir koku çıkmaya başlar. Aslında evlerde normalde yandı diye derler. Ama aslında tereyağının en lezzetli hali diyebiliriz. Yavaş yavaş o kıvama geliyor. Sarımsakları güzelce çop ediyorum. Burada tabii ki de en önemli şeylerden birisi soğanı pişirdikten sonra yani yaktıktan sonra veyahut pankoyu kavurduktan sonra kesinlikle oda sıcaklığında bekletmeniz lazım ki soğusun. Eğer üzerine bir şey kapatırsanız nemlenir. Bu da ıslak kalmasına vazife olur. O yüzden bunu istemiyoruz. Direkt kendi tavasında ayrı bir yere koyarak ocaktan alarak kendi kendine soğumasını beklememiz gerekiyor. Sarımsakları şöyle olması yeterli. Sarımsaklarımı ekliyorum. Sarımsakları attıktan sonra ekmek kırıntısını hemen atıyorum. Çünkü çok çabuk yanacaktır sarımsaklar. Ekmek kırıntımı ekledim. Yavaş yavaş altını biraz da kısıyorum. Çok fazla açmama gerek yok. Yavaş yavaş istediğim renge gelene kadar biraz kavuracağım.
Hafif biraz tuz ekleyelim. Tuz da bu şeylerde güzel bir lezzet dengesi sağlıyor. Ocaktan aldıktan sonra da en önemli şeylerden birisi, ateşten aldık ama tavanın kendi sıcaklığı da bunu yakabilir. O yüzden belli bir süre, 2-3 dakika boyunca ocaktan aldıktan sonra da böyle çevirmemiz gerekebilir. Renginin yavaş yavaş değiştiğini görüyoruz. Altını kapatıyorum. Ocaktan aldığım gibi düşünebilirsiniz. Şu an tavanın kendi iç ısısı benim için yeterli olacaktır. Roast etmek de diyebiliriz buna. Çıtır çıtır oldu. Bu renk benim için gayet uygundur. Panko'mu kavurdum. Şu an yeterli onun. Rengi de tam istediğim gibi. Şimdi biraz oda sıcaklığında beklemesini sağlayacağım. Şimdi de diğer soğan küllerimi makinede çekmem lazım. Toz haline getireceğim ve sonrasında hazırladığım panko'ya ekleyeceğim bunu. Aynı toprak görüntüsü alacak. Şimdi hemen bunu çekeyim. Soğan küllerini çektim. Tamamen toz haline geldiler. Şimdi bunları kavurduğum panko'ya içerisine ekliyorum. Yavaş yavaş. Tamamen renginin dönmesini istiyorum. Arada şöyle karıştırmam gerekiyor. Evet, toprağım hazır. Bir daha soğanımın içine ekliyorum. Artık en son bunu tabaklarken kullanacağım. Dışarıda beklemesi benim için yeterli. Oda sıcaklığına geldiği vakit isterseniz ısıtmadan da bunu kullanabilirsiniz. Oda sıcaklığında da güzel bir crunch bir havası verecek. O yüzden burada tamamen aslında tercihe bırakılabilir. Ben hafif biraz oda sıcaklığının üstüne çıkması için en son tabaklarken bir kere daha çevireceğim tabada. Hiçbir şey eklemeden. Ana ürünümüz ördek. İkinci ana ürünümüz hallentiye dediğim. Bu aslında Anadolu'daki ilk keşkek. Şimdi bunun için bir tane kaserol koyuyoruz. Sosum da gayet yavaş yavaş koyulaşmaya başladı. Burada kullanacağım aşurelik buğday. Buğdayımı kaserole ekliyorum. Burada aslında en önemli şeylerden birisi kesinlikle su koymadan sadece sütle pişirmek olacak. Bunun için de keçi sütü kullanacağım. Buradaki keçi sütü biraz daha diğer sütlere baktığımızda biraz daha strong, biraz daha güçlü, aroması biraz daha farklı olan bir süt. Hemen keçi sütüm var. Keçi sütümü normal buğday haşlarmış gibi, su koyarmış gibi içerisine ekliyorum ve altını açıyorum. Buğday yumuşamaya başlayınca içerisine farklı aromalarda biraz tereyağı ekleyeceğim, biraz döveceğim, nişastasını dışarı çıkartacağım ve bağlayacağım aslında baktığımızda. Yani bir nevi keşkek mantığı diyebiliriz. Ama dediğim gibi Hititlilerde milattan önce 1600 yıllarda insanlar bu hallentiye dedikleri bu ürünü, bu yemeği davetlerde, özel günlerde yapıp halka dağıtıyorlarmış. Bununla beraber de dediğim gibi ördeği eşleştireceğiz. Şimdi hemen bir yandan sosumuza bakalım. Sosumuz yavaş yavaş koyulaşmaya başladı. Tabii ki sıcak olduğu için biraz daha likit duruyor, biraz daha kıvamı açık. Ama normal oda sıcaklığına gelmesi için bekletirseniz kıvamı biraz daha koyulaşacaktır. Tabii ki de böyle ürünleri çektirirken aroması da tamamen yükseliyor. Normal bir likit kıvamına göre, ilk koyduğum kıvama göre şu anki aroması çok daha yüksek olacak. O yüzden çok az kullanmam gerekiyor. Bunu unutmayalım. Kıvamı da göstereyim sosumun. Şu anki kıvamı çok iyi. Şimdi hafif biraz oda sıcaklığında bekleteceğim. Şu kadar kalması bile inanılmaz bir içerisinde bir aroma taşıyor. Şunun içerisine ekleyeyim. Rengi de çok güzeldi bu. Bir yandan da yavaş yavaş buğdayımı da karıştırmam gerekiyor şöyle hafif hafif. Hafif biraz tuz ekliyorum. Keçi sütü inanılmaz kokuyor bu arada. Ve buğdayla da inanılmaz uyuyor. Çok güzel bir aroması olacak. Şimdi bu sırada ördeğimi hazırlayayım. Ördek aslında baktığımızda Anadolu'da çok yetişiyor. Çok güzel yetiştiriciler var. Güzel restoranlar, lüks restoranlar, fine dining restoranlar da menülerine ördeği daha fazla koymaya başladılar aslında. Burada ördeği tamamen bütün olarak kullanmayacağım. Yarısı benim için yeterli olacaktır. Ortadan ikiye kesiyorum. Bir diğer yarısını
koyuyorum. Burada aslında baktığımızda şu değer derisiyle derisinin arasındaki yağ kalıntısı ördeği diğer kümes hayvanlarından ayıran bir özellik diyebilirim. Genellikle pişirme esnasında deriye güzelce çizikler atılarak derinin biraz daha kabarmasını sağlayabiliriz. Ördeğin deri tarafından bıçakla çizikler atacağım. Kare şeklinde. Çok da küçük kareler değil. Ne kadar muntazam atarsanız o kadar pişerken çok daha güzel bir görüntü verecektir. Ve bu taraftan geçiyorum. Hafif biraz tuz atacağım üzerine. Bu arada buğdayım pişmek üzere. Oldu da diyebiliriz hatta. Biraz eziyorum nişastasını dışarı çıkartmak için. Zaten şu an gayet yumuşak, şişti de. Biraz da demin ezmiştim zaten. En son bağlarken tereyağı kullanacağım. Ördeği pişirirken dikkat etmemiz gereken en önemli şey iç ısısının değeri. Ördek çok fazla ısıya maruz kaldığı zaman veya çok fazla piştiği zaman tamamen kuruyacaktır. Bunu önlemek için az orta veya orta pişirme en ideal derecedir ördek için. Devamlı başında durmamız gerekmektedir. Çünkü özel bir üründür. Hataya meyil vermememiz gerekir. Sulu bıraktım. Biraz daha çektirmem gerekiyor. Biraz da çektikten sonra tereyağıyla beraber biraz da tuz ekleyerek bağlayacağım. Hatta yağını da ekleyeyim. Yağı biraz da oda ısısında beklettim. Böylelikle daha iyi bir homojenize kıvam alacaktır. Burada bir silikon spatula kullanmam gerekiyor. Devamlı karıştırmamız lazım. Çünkü içerisine yağ ekledik. Tamamen yemesi lazım bunu. Yoksa keser. Ocağın altı kapalı. Ne kadar çok karıştırırsak soğuması da o kadar erken olacaktır. Bu da ürün için gayet ideal bir şey. Oda sıcaklığına gelmesi lazım. Servisi yapacağım vakit yeniden ısıtacağım. Orada ürünün oda sıcaklığına geldiğinde tam olarak istediğim kıvama erecektir zaten. Karıştırdıkça kıvamının daha da homojenize olmasını görüyorum zaten. Hafif biraz tuz ekliyorum. Şimdilik kıvamı gayet iyi. Kenara alacağım. Yavaş yavaş kendi kendine oda sıcaklığına gelmesini bekleyeceğim. Ördeğin pişirme aşamasına geçmek için hazırlıklarımı da bitirmem lazım. Hatta yaptığım tabakta da biraz değil tamamen Anadolu motifleri kullanıyorum. Burada da biraz meydan okuyacağım şefi aslında belli etmeye başladım. Kendisi de bu tarz Anadolu mutfağı yapan bir restoranın şefi. Onun da ismini birazdan tırnak içerisinde açıklayacağım. Ördeği yaparken şu da çok önemli bir şey. Etinden ziyade deri tarafının güzelce altın rengini almasını sağlamaktır. Burada yaparken ilk başta deri tarafıyla beraber tavaya koyacağız. Tavamın altını açıyorum. Biraz tereyağı ekliyorum. Tereyağı kullanacağım. Pişirme işleminin başında durmanız lazım. Çünkü burada hafif biraz daha tereyağıyla beraber yıkamam gerekecek ördeği. Tereyağım biraz erisin. Ardından hemen ördeğin derili kısmını ekleyeceğim. En son prosesinde, en son artık pişirdim. İstediğim kıvama geldi. Zeytinyağı ve balla güzelce bir fırçalayacağım üstünü ve pürmüzle yakacağım. Biraz daha karamelizasyonu üst segmente çıkartacağım diyebilirim. Hemen ördeğimi ekliyorum. Biraz altını kısıyorum. Ve bu aşamada hiçbir şekilde oynamıyorum ve çevirmiyorum. Şu an yavaş yavaş karamelizasyon olayı başlıyor. Birazdan da göstereceğim aşamasını size. Yavaş yavaş rengini almaya başlıyor. Et tarafını yani göğüs tarafını tamamen en son aşamada pişireceğim. Medium veya medium rare, az orta veya orta olarak pişirme derecesi en uygun derece diyebilirim. Tereyağı da güzelce yanmaya başladı. İçerisindeki sütleri yakmaya başladı. Brown butter olmaya başladı. Bu da ayrıca bir aroma katacaktır.
Şimdi ördeğimize bakalım. Evet, rengi görüyorsunuz. Tam istediğim renk. Şimdi yavaşça et tarafını pişirmeye başlayacağım. Burada bu pişirmeyi yaparken aynı zamanda da yıkamaya da başlıyorum. Arada destek için taze tereyağı kullanmam lazım. Ben direkt tavada aslında bitireceğim ördeği. İsterseniz bu işlemi yaptıktan sonra tabii ki et tarafında tereyağında biraz karamelize ettikten sonra fırında da bu işlemi bitirebilirsiniz. Ben biraz uğraşmayı seviyorum. Başında beklemeyi seviyorum. O yüzden tavada tamamen pişireceğim. Burada alt ısısını devamlı olarak kontrol etmemiz lazım. Tereyağı yakmamak amacıyla. Yeniden bir hallantayı kontrol ediyorum. Şimdi balla zeytinyağı karıştırayım. Üzerini pürmüzle bu şeyi sürerek yakacağım. Karamelizasyon olayını biraz daha arttırmış olacağım. Zeytinyağımı ekliyorum. Balımı da ekliyorum. Biraz fazla karıştırmam lazım. Çünkü balla yağı biraz zor birbirine bağdaştırıyorum. Yani zor homojenize oluyor, öyle diyeyim. Tamamdır, bu karışımını da şöyle kenara koyayım. Yeniden ördeğimize bakalım. Biraz daha yıkamam gerekiyor. Ördeğim pişti. Şimdi ocaktan alıyorum. Biraz da dinlendireceğim. Şöyle bir gastronomu aldım. Tabaklamama da başlayacağım. Onun için hallantayı biraz ısıtıyorum. Demin oda sıcaklığına getirmem gerekiyor demiştim. Isıtırken yine aynı zamanda kaşıkla eziyorum. Biraz koyulaşmasını istiyorum. Kıvamı şu an gayet iyi. Şu an creamy dediğimiz çok güzel bir kıvamda. Kenara alıyorum. Zeytinyağı ve bal demiştim. Bunları güzelce karıştırmıştım. Şimdi üzerine bu karışımı sürüyorum. Şöyle güzelce. Böyle hafif yakmam yeterli olacaktır. Önemli olan burada balın içerisindeki şekeri yakmaktı. Yani karamelizasyon seviyesini, zaten tavada bir karamelize ettik bunu, biraz daha yukarı çıkarmak oldu. Yemeğimde kullandığım tabaklarım Kütahya Porselen'den Chef Taste Of serisi. Ördeğimi ilk önce dilimlemeye başlıyorum. Tam istediğim gibi gayet sulu sulu. Tam istediğim şekilde pişmiş. Hafif biraz tuz ekliyorum. Tabağımın alt kısmına yaptığım hallantayı ekliyorum. Hallantayımı ekledim. Ördeğimi bir tarafına. Güzelce ekliyorum. Ardından tabağıma soğan külü demiştim. Bir tarafına soğan külünü ekliyorum. Ekledikten sonra sosumu. Şöyle daha çok ördeklerin üstüne ekledim. En son üzerine deniz yaprağı ekleyip tabaklamamı bitireceğim. Onları da şöyle slice slice kesiyorum. Bugünkü tabağım hallantiye, ördek göğüs. Hallantiye dediğim gibi Hititlerin düğün, tören, önemli merasimlerinde yaptıkları bir yemek. Keşke Anadolu'muzdaki ilk hali diyebilirim. Yanında toprak vaziyetinde kullanmak istediğim soğan külü ve ekmek kırıntısı var, panko. Onları da güzelce sarımsaklı tereyağında güzelce bir soteledik. Yanında ördek,
ördeği anlattım zaten. Pişirme derecesi nasıl olması gerekiyor, dış deri tarafının nasıl kesilmesi ve nasıl bir renk alması gerektiğini. Burada en önemli şey iç ısısı ve dış tarafının karamelize olması. Tabağıma başlarken bir şey söylemiştim. Aslında bu yaptığım tabakla meydan okuyacağım şefi aslında biraz söylemek istemiştim. Buradan Zenup Restorant'ın şefi Alper Tuğrul Ünlü Türk'e meydan okuyorum. Tabii ki sen de Anadolu mutfaklarında çok farklı tabaklamalar yaparak restoranda çok güzel şeyler servis ediyorsun. Bir de bakalım bu yaptığımla nasıl bir tepki vereceksin, onu merak ettim. Umarım beğenirsiniz. Afiyetler olsun.